Herkese merhabalar. Türkçede soru kaçırmak istemiyorum diyen birçok öğrencimizin yorumunu aldık. Yani Türkçe dersinde anlam bilgisinde, dil bilgisinde, yazım noktalamada her şeyi hallediyoruz ama bir konu var ki sürekli soru kaçırıyoruz hocam dediler. Hem 7. sınıftaki öğrencilerimiz hem de 8. öğrencilerimiz. LGS'de ve başka sınavlarda yani bursluluk sınavı gibi ya da öncesinde OKS gibi sınavlarda öğrencilerimizin çok çalıştığı halde bir konu var ki burada sürekli soru kaçırdığını gördük. Ve bu konunun da esasında mesela LGS'ye çıkmıştı bu soru. Suya sabuna dokunmak gibi deyimlerin anlamının sorulduğu öğrencilerin çalışsa bile bilemeyeceği sorular olduğunu gördük. Yani Hocam biz o kadar dil bilgisi çalışıyoruz. İsimler, sıfatlar, zamirler, fiilimsel hepsini çalışıyoruz. Yazım noktalamaya da çalışıyoruz. Ama şu deyim ve sözleri sürekli moralimizi bozuyor. Bazılarının sordukları zaman bilemiyoruz dediler. Ve bizler de onlar için güzel bir şey hazırladık. Hatta mesela fincancı katırlarını ürkütmek. Bu önemli bir deyim. Bunu bileniniz var mı mesela şu anda? zararı dokunacak bir kimsenin hoşuna gitmeyen bir davranışta bulunmak demek. Ya da gemi azıya almak. Bunu bileniniz var mı? Söz dinlemez olmak demek. Ya da havsalası almamak. Bu deyimi duyanınız var mı? Duysa bile anlamını bileniniz var mı? Bu da aklı kabul etmemek demek. İşte buna benzer bizi zorlayabilecek. Tabii ki göze gelmek, işte burun kıvırmak. Böyle temel deyimleri biliyoruz. Ama sınavda bazen mesela bu e, 2000'li yıllarda LGS'de çıkan birinci soruydu. Dedi ki... Suya sabuna dokunmak deyiminin anlamı nedir dedi ve Türkiye'de birçok öğrenci bu soruyu yanlış yaptı. Bu öğrencilerin çoğu yazımda, noktalamada, dil bilgisinde yani şu kısımlarda çok çok iyilerdi. Burada bir soruyu kaçırdılar. Bu kaçırdıkları soru işte esasında bizim maalesef günümüzde sürekli Instagram, WhatsApp, YouTube, televizyon izlemekten bir türlü öğrenemediğimiz deyimler ve atasözleriyle alakalıydı. O zaman bize dedik ki Tonguç Akademi olarak öğrencilerimizin LGS'de bir soru kaçırmasını istiyor muyuz? İstemiyoruz. LGS'ye baktık. Altı çizili deyimle, altı çizili sözle burada anlatılmak istenen dünyayı ben mi kurtaracağım? Ben mi demiştimciler? Eyvah pitikçiler. Böyle değişik değişik söz öbeklerini, deyimleri hem LGS'de hem de 7'deki, 8'deki bursluluk sınavlarında sorduklarını gördük. O zaman biz Tonguç Akademi olarak bir nokta atış yapmalıyız dedik. Bu nokta atışını nasıl yapacağız? Öğrencilerimizin direkt ihtiyacı olan yani böyle zorlayıcı deyimler olabilir, basit deyimler olur. Hiçbirini kaçırmayacakları atasözleri ve deyimler soru bankası hazırladık. Atasözleri ve deyimler soru bankasını hem 7. sınıftaki hem de 8. sınıftaki öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Bu Burada renkli ve resimli bir şekilde deyimlerimizi, atasözlerimizi ve her birinin karekodda soru çözümleri de var. Bütün hepsini neredeyse hiçbirini kaçırmayacağınız şekliyle süper bir şekilde hazırladık. Hem atasözlerinde hem deyimlerde en iyi seviyeye gelmenizi istediğimiz gibi sınavlarda yani LGS'de ve bursluluk sınavlarında en fazla çıkan soru tarzı. Altı çizili sözle anlatılmak istenen nedir? Burada anlatılmak istenen nedir? Sorularla alakalı da epey bir soru hazırladık. Yani bin bir gözlü yapmak, pürüzsüz bir hayat yanılsaması vermek, işte ilaç etkisi yolumu aydınlattı. Böyle altı çizili söz anlatılmak istenen nedir soruları da hazırladık. Bu soruların her biri karikotlarda uzman hocalarımız tarafından çözüldü ve her biri defalarca kontrol edildi. Amacımız burada sizlere LGS'de, bursluluk sınavlarında, okul yazılarınıza, okul sınavlarınıza hiçbir soruyu kaçırmamak. Yani Türkçe'de soru kaçırmak istemiyorum. O zaman bu kitabı mutlaka çözmelisiniz arkadaşlar. Bu kitabımızın açıklamadaki Tonguç mağazadan ya da size en yakın Tonguç ulaşabilirsiniz. Atasözleri ve Deyimler Soru Bankası yeni nesil sorularla hazırlandı ve sınavlarda Türkçe'de bir soruyu kaçırmak istemiyorum diyen öğrenciler için bir başucu kaynağı olarak sizlere sunuldu. İnşallah hem bursluluk sınavlarında hem de LGS'de Türkçe'de hiçbir soruyu kaçırmazsınız. Şimdiden sınavlarınıza başarılar arkadaşlar. <laughs>